antik dönemdeki yaşam sona erdiğinde hayatta olduğu gibi özel sayılmak, gösterişli mezarlara gömülmek isteği, aslında insanoğlunun yaşama olan tutkusunu anlatır bizlere. Ölümden sonra da bir yaşam olduğu düşüncesini simgeler. İşte bu isteğe bağlı arkeolojik sonuçlardan en önemlisi, 1887 yılında Osmanlı sınırlarındaki Lübnan Sidon Kral Mezarlığı'nda tespit edilmiştir. Burada kazılar yapılarak 18 lahit mezar ortaya çıkartılmış, daha sonra İstanbul'a taşınan bu lahitler, Müze-i Hümayun'un o dönemden sonra Lahitler Müzesi olarak anılmasını sağlarken, müzeciliğin de temellerini atmıştır. Bu lahitler arasındaysa öyle bir tanesi var ki, diğerlerinden ayrılarak en öne çıkmış, tarihteki özel yerini almıştır. Bu lahdin adı İskender Lahdi'dir. Bu tip heykeltıraşlık eserlerde kolay kolay günümüze ulaşmamış olan orijinal boyaları bile bu eserin korunmuştur. Bir kere sanatsal değeri çok yüksek ve en erken lahitlerden birisidir. Yunan dünyasında o kadar çok lahit yoktur. Bu lahdin eşinin benzerinin başka bir yerde bulunmuş olması, böyle bir eser yok. Dünyada tek. Adından dolayı böyle bir isim verilmiş ama bu lahitte defnedilmesi söz konusu değildir. Savaş sahnesinde İskender'in at üzerinde savaşı yönlendirici pozisyonda en görkemli yerinde olduğu için bunu İskender Lahdi denilmiştir. XVIII ve XIX yüzyıl Avrupa'sında arkeolojiye duyulan ilgi artınca, özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya hükümetleri tarafından arkeolojik kazılar yoğunlaşır ve Osmanlı toprakları bu anlamda da tarihi ve kültürel dokusuna bağlı olarak çok önem kazanır. İmparatorluğun sınırları içinde yoğunlaşan arkeolojik kazılar, hem çok önemli eserlerin gün ışığına çıkartılmasını sağlayacak, hem de bu eserlerin sergileneceği müzelerin kurulmasına neden olacaktır. Peki o dönemdeki Osmanlı Devleti'nin kurduğu Müze-i Hümayun ve en ünlü müdürü Osman Hamdi Bey, bu olaylar yaşanırken nasıl bir konumdaydı? Yani kazılar artıyor, müzeler kuruluyor. Şimdi bu paralelde Osmanlı dönemi arkeolojisine baktığımız zaman Osman Hamdi Bey zamanıyla birlikte aynı şeylerin yaşandığını görüyoruz. 1881 yılında Müze-i Hümayun'un müdürü olduğu zaman Osman Hamdi Bey doğal olarak hem yurt dışından gelen araştırmacıların yaptığı kazıların ardından çıkan eserleri İstanbul'a taşıyor. Hem de Müze-i Hümayun eliyle, Osmanlı hükümeti eliyle Anadolu coğrafyasına veya Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde arkeolojik kazılar gerçekleştiriyor. Eski çağ ilimleriyle ilgili araştırmaların başlaması ve müzecilik kavramının oluşması ve Sayda nekropolü ya da Sidon Kral Mezarlığı dediğimiz mezarlığın bulunması da ve oradaki buluntuların 1887 yılında gün ışığına çıkarılarak İstanbul'a getirilmesi başlı başına önemli bir olay, büyük bir kırılma noktası ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin de bugünkü gördüğümüz yapılarının oluşmaya başladığı, inşasına başladığı bir sürecin en önemli aşaması. Sidon, Sayda Nekropolinden getirilen lahitler sayesinde İstanbul Arkeoloji Müzesi Dünya Müzelerinin birinci sınıf listesine girmiştir. Yani dünyada her müze birinci sınıf değildir. İstanbul
İstanbul Arkeoloji Müzesi müthiş mimarisi ve muhafaza ettiği değerli eserlerle çok önemli bir mekan. Ona bu önemli eserleri kazandıran kazılardan biri de Sidon Kraliyet Nekropolü'nde yapılmıştı. Sidon Nekropolü'nün keşfedilme öyküsü de oldukça ilginçtir. Bir tesadüf eseri aslında bulunuyor. Yani ilk önce Müze-i Hümayun başlamıyor bu kazıya. Bölgedeki bir kişinin arazisinde tesadüfen bir anda arazi içerisinde o hipojelere, mezar odasına düşüyor veya işte orası bir anda açılıyor. Daha sonra doğal olarak yerel yöneticiler Osmanlı hükümetine, Osmanlı yönetimine bunu haber veriyorlar. II. Abdülhamit de 1887 yılında derhal o dönemdeki Lübnan'da Sidon Antik Kenti'nde nekropolde çalışmalar yapılmasına için talimat veriyor. Sidon kazılarında çalışmak üzere Osmanlı Devleti tarafından görevlendirilen Osman Hamdi Bey, Demosthenes Baltazzi'yi de yardımcısı olarak tayin eder ve ikili özel görevle Lübnan'daki kazıya gider. Artık mezar odalarının kazılarında birlikte çalışacaklardır. Demosthenes aslında sahada daha önce çalışmalar yapmış, tecrübeli birisi. Onun için de Osman Hamdi Bey hem arkadaşı olan hem de doğal olarak Müze-i Hümayun'un resmi müdür vekili olan Demosthenes'i de Lübnan'a yanında götürüyor özel görevlendirmeyi. Tesadüfen keşfedilen nekropol ve içindeki hipoje olarak adlandırılan yeraltı mezar odalarında kazı çalışmaları başlar. Hipoje kazıları çalışılması çok zor alanlardır. Öncelikle toprak kazılarak yer altındaki odalara açılan koridorlara ulaşılır ve ardından yüksek tonajlı mermer lahitlerin odalardan çıkartılması işlemi başlar. Lahitler son derece büyük eserlerdir. Gün ışığına çıkartılması için o dönemde Sidon'da koridorlar içinde raylar kurulur. Tabii bu lahitlerin çıkartılması da arkeolojik olarak büyük sonuç ama Osman Hamdi Bey ve Demosthenes'in bu noktadaki yine en büyük başarısı doğal olarak bunların da İstanbul'a nakledilmesini sağlamak. Hatta o dönemde o bölgede bir iskele bile yokken hemen bir iskele yapılmasına karar veriliyor ki işte iskele yapılarak gemilerle İstanbul'a getirilsin diye. Sonuç olarak 1887'deki bu çalışma hem Müze-i Hümayun için hem Osman Hamdi Bey için hem Demosthenes için hem de Osmanlı dönemi arkeolojisi için çok önemli bir çalışma. Sidon kazılarında 18 lahit ortaya çıkartılmıştır ve bunların arasında en görkemlisi İskender Lahdi'dir. İskender Lahdi bulunduğu yerdeki lahitlerin en sonuncusudur. Devrin en görkemli eserlerindendir. Ayrıca klasik devrin kapanmasına Helenistik devir dediğimiz devrin devamını sağlayan bir geçiş noktasında olan eserdir. İskender Lahdi'nin üzerinde birçok sahne resmedilmiştir. Sandukası köşeden köşeye çapraz olarak bölündüğünde savaş sahnesinin iki yüzeyde devamlılık kazandığını görürüz. Sandukanın diğer uzun yarısında da av sahnesinin devamı bulunur. Kapaktaki alınlığın bir tarafında suikast, diğer tarafında ise savaş sahnesinin devamı yer alır.
Dolayısıyla üç ana konu işlenmiştir. Savaş, av ve suikast olayı. Bunların en dikkat çekicisi ve tarihi yönden en fazla bilgi vereni İskender adını taşıyan Makedonya Kralı 3. Aleksandros'un Pers Kralı ve ordusuyla yaptığı savaşın sahnelendiği Lahdin teknesinin uzun yüzlerinden biri. Diğer konular ise yine Perslerle Makedonyalıları birlikte avlanırken veya Makedonyalıların aralarındaki bir siyasi olaya yönelik bir suikast sahnesi anlatılırken gösterildiği sahneler var. Antik dünyada iki önemli uygarlık, doğuda Persler, batıdaysa Makedonlardır. Ve acımasız bir savaş bu iki mega gücün çarpışmasıyla başlar. Bu savaş neticesinde Doğu'nun en görkemli imparatorluğu yıkılırken, yeni ve güçlü bir imparatorluk kurulmuş olacaktır. Pers ülkesinin zaptından önce iki önemli savaştan bahsediliyor. İskender'in kazandığı İssos ve Gaugamela Savaşı. Bu savaşlardan hangisinin lahit üzerinde betimlendiği ise halen tartışılmaktadır. 333 yılında yapılan İssos Savaşı mı yoksa 331 yılında Erbil yakınlarında yapılan Gaugamela Savaşı mı? Ama büyük bir olasılıkla Gaugamela Savaşı, çünkü bu savaşta Pers Kralı Darius adamları tarafından savaş sahnesinin en kötü, en zor pozisyondaki durumundan dolayı kaçırılmıştır ve Pers kralının savaş sahnesinden kaçırılışı İskender Lahdi ile çok benzeşen İskender mozaiğinde betimlenmiştir. Konuşlandırılması figürlerin Dareios olduğu anlaşılan figürle İskender figürünün karşılıklı duruşları bize Gaugamela Savaşı'nı anlatan tarihi kaynaklardaki bazı enstantaneleri aktarmakta, anlatmakta. Yani İskender mozaiği ile İskender Lahdi birbirinden habersiz yapılmış olmaları mümkün değildir. Çünkü çok ortak kurular vardır. İtalya'da bulunan İskender mozaiğindeki en büyük ve ünlü sahnelerin tasviri Lahit'te de vardır. Büyük ve önemli ressamlardan Filoksenos'un bu sahneleri tasvir ettiği düşünülmektedir. İskender'in yanında, İskender'in doğu seferinde her konuyla ilgili uzmanlar vardır. Tarihçiler, sanatçılar, heykeltıraşlar, aklınıza ne gelirse bunların içinde de bir ressam da vardır. Bu olayı anlatan ressamların yanı sıra Zipos gibi heykeltıraşlar, portretistler veya Kallisthenes gibi ünlü tarihçiler vardır. Bunların anlatımlarıyla bu savaşın nasıl olduğu İskender mozaiğinde çok daha güzel ele alınmıştır. İskender Lahdi'nin savaş sahnesinde Pers ordusunun iki taraftan kıstırılmasını ve başında aslan postuyla atı üzerinde ordularını komuta eden İskender'i görürüz. Yine at üzerinde miğferli bir Makedonyalı süvari Pers ordusunu sıkıştırmaktadır. İskender'in en yakın arkadaşlarından Hephaistion olarak anlatılır. Yani düşünün, uzun Lahdi'nin solunda at üzerinde Perslere saldıran, hırsıyla gözleri açılmış bir İskender. Öbür tarafta da Persleri sıkıştırmaya çalışan yine Makedonyalı bir asker. Arada kıyasaya bir mücadele vardır. Bu mücadele de gerçekten gerçeğe en yakın şekilde anlatılmıştır. Peki Lahit'te başka neler anlatılmış? İskender'in en önem verdiği kişilerden
Perdikkas'ın, Perdikkas önemli bir asker ve general, bir suikastle gece öldürüldüğü tasvir edilmiştir. Efsaneye göre İskender çok hastadır ve birbirinden akıllı ve tecrübeli ardılları yanındadır. Ölümü beklenirken İskender'e "sen ölürsen bu büyük imparatorluğu kim yönetecek?" diye sorulunca yüzüğünü, kurmayı Perdikkas'a verir ve "içinizde en tecrübeli ve akıllı olan yönetecek" diye soruyu cevaplar. Perdikkas bu olaydan sonra bir suikaste kurban gider. Peki bu mücadele Lahit'e nasıl yansımıştır? O alınlıkta baktığınız zaman aynı kıyafette olanların bir mücadelesi vardır. Yani Pers ve Yunanlı değil, Yunanlarla Yunanların. Bir Yunanlı, bir Yunanlıyı diz çöktürmüş, başından çekerek karşıdaki başka bir Yunanlı hanser saplamak üzere betimlenmiştir. Döneminin en özel heykeltıraşlık örneğini günümüze taşıyan Lahit, gerçeğe en yakın şekilde betimlenmiş. Çünkü İskender Lahdi'nde kıyafetler vasıtasıyla kimlerin kimlerle savaştığı açık açık anlatılmıştır. Yunanlarda pelerin ve zırh falan varken genellikle çıplaktırlar. Perslerde buna karşılık pantolonları vardır. Pantolonların üzerinde uzun mantoları vardır. Bir de başlık dediğimiz kıyafet vardır. Bundan dolayı avlananlardan da savaşanlardan hangilerinin Makedonyalı Yunanlı, hangilerinin Persli olduğu, İranlı olduğu açık seçik anlatılmıştır. Lahit'teki av ve savaş sahnelerinin ortasında iki kişi dikkat çeker. Bu betimleme Lahit'in sahibine işaret eder. Savaşta ve avda yaşanan mücadelenin en tehlikeli yerinde aynı kişinin tasvir edilmesi dikkat çeker. Abdülhamid Perslerle birlikte İskender'e karşı savaşır. Daha sonra da aynı kişiyle aslan avına katılırlar. Bu kişinin Abdülhamid olduğu ileri sürülür. Bu olay içerisinde en tehlikesi cesareti, gücü ve krallığı temsil eden aslan avlarıdır. Tarihçilerin anlattıklarına göre Abdülhamid da böyle bir İskender'le aslan avına gelir. Aslan avının en tehlikeli yerde aslanın saldırdığı, karşındaki en yakın at üzerindeki avcının atından büyük bir parça koparan kişi büyük bir olasılıkla Abdülhamid olması gerekir. Çünkü av sahnesinin en tehlikeli, en göze batan yerinde mezar sahibinin betimlenmiş olması gerekir ve hemen arkasında da Abdülhamid genç bir süvari avcı hızla gelmektedir. Bu da İskender olarak, genç İskender olarak yorumlanmıştır. Lahit'in içine defnedildiği kabul edilen yerel kral Abdülhamid, Lahit'in üstündeki betimlemeleri neye göre seçmiştir? Büyük ihtimalle İskender'in o zaman için bilinen dünyayı Perslerle Makedonyalıların birlikte yönetmesi fikrinin dışa vurumudu. Lahit'teki her figürün bir anlamı ve önemi var. Bunun yanında üzerindeki işçilik de zamanına göre şaşırtıcı ve kabartmalı lahitler arasında en erken örneklerden biri. Peki bu eser sadece bu yüzden mi unik eser kategorisine girmiş? Her figür bağımsız biraz yontu gibi ama hareketler birbirlerini tamamlayacak şekilde çok güzel ele alınmışlardır bu bakımdan. İşçiliğine, ikonografisine, stilistik özelliklerine baktığınız zaman da hem mermerinin kalitesini düşündüğümüzde hem de ustaların işçiliğine baktığımızda muazzam bir işçilikle karşılaşıyoruz. Tabii M.Ö. 4. yüzyıla ait bir eser olması adına da Lahit repertuarı içinde çok önemli bir noktadır. Erken örneklerden bir tanesidir. Sonuç olarak hem bulunuş hikayesi, hem bulunduğu konteks, hem de eserin kendisi üzerindeki detaylar gerçekten de bu eserin unik olması için yeterli sebeplerdir. Bu bakımdan İskender Lahdi'nin hem ihtiva ettiği konuların ve konuların anlatım tarzından dolayı unik bir eser. Zaten
antik devirde her eser üniktir. Tarihin tozlu sayfaları geçmişe gömülüp gitseydi eğer, bugün yaşadığımız hiçbir şeye anlam veremezdik. Müzelerde muhafaza edilen eşsiz eserler bize her gün yeniden bu gerçeği, bugünü ve kim olduğumuzu anlatıyor.